Bekir Hazar. Avrupa'ya hayranım. Bizdeki Batı hayranlarından kat kat fazla bir Avrupa hayranlığı başladı bende. 2021'in ilk günlerinde. Çünkü Avrupa artık uyandı. Avrupa kendine geldi. Gerçeklerle yüzleşen bir Batı var karşımızda. Onları alkışlıyorum, tebrik ediyor, öpüyorum. Aferin size. Helal olsun. Yıllarca Türkiye'yi hasta adam olarak gösterdiniz. Şimdi turp gibi sağlıklı Türkiye'yi nasıl dik durduğu, demir yumruğunu nasıl indirdiğini anlatmak için sıraya girdiniz. Birbirinizi maşallah. Bu Avrupa'nın büyük uyanışı ve şahlanışıdır. Neden mi? Haydi gelin bir tur atalım. Almanya'nın önemli medya kuruluşlarından Tiger Spiegel bir ayda üçüncü kez Türkiye analizi yayınladı. Türkiye'nin Akdeniz'in en önemli gücü haline geldiğine dikkat çeken gazete, Erdoğan'ın cesur adımlarının dengeleri değiştirdiğini yazdı. Dış politikada taviz vermemek risklidir. Ancak Erdoğan bu riski aldı ve kazandı. Libya'da Hafter'i destekleyenler ağır yenilgi aldı diye de ekledi. Alman Die Zeit gazetesi de Türkiye'nin Akdeniz merkezi çok önemli adımlar attığını yazdı. Gazete Avrupa'nın tutarsız adımları Türkiye'nin bölgede güçlenmesini sağladı diye habere girdi. Erdoğan'ın Akdeniz e en büyük sınırı olan ülkesinin hakkını korumak için dik durduğunu hatırlattı. Bu da Avrupa'da rahatsızlığa neden oluyor. Türkiye'nin hakkını alması için Erdoğan'ın agresif adımları karşılığını buldu. Eğer Akdeniz'de Türkiye ile bir anlaşma olmazsa hiçbir AB ülkesi amacına ulaşamaz diye uyardı. Final cümlesini de Türkiye'yi görmezden gelmek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fikriydi. Macron'un danışmanları Akdeniz'de Türkiye'yi göremedi, büyük hata da burada başladı diye bitirdi. İtalyan Il Manifesto gazetesi ise Türkiye'nin Akdeniz'deki gücü Avrupa'daki etkinliğini de artırdı yorumunu yaptı. Libya'da kontrol kimde diye Avrupa ile dalga geçer gibi sordu. Avrupalı liderler bu sorunun cevabını biliyor ama açıklayamıyor diyerek korkakları teşhir etti. Biz de tıpkı korkak Avrupalı liderler gibi biliyoruz. Libya'da kontrol Erdoğan'da. Türkiye Libya'da doğru adımlar attı ve Akdeniz'in en önemli patronu oldu. Akdeniz'deki koz Türkiye'nin Avrupa'daki etkinliğini artırabilir diyerek noktayı koydu. İşte uyanış bu. Tıpış tıpış itiraflar geliyor. Avrupalı Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini haykırmak için kuyruğa girip artık birbirini eziyor. Peki bitti mi? Bitmedi daha. 2020'nin son gününde Fransız Döpinyon gazetesi yazarı Jean Dominique Mirchet ağzındaki bombayı patlattı. Başkan Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda oyun değiştirici lider olarak yer aldığını yazdı. Hızını alamadı, bugün Erdoğan'ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye Libya Suriye Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor diyerek itirafçılar kervanına katıldı. Yorumlar, analizler, itiraflar havada uçuşuyor. Aylardır bu itirafçı kervanının çığ gibi büyüyeceğini bu sütunlarda sizlere hep aktardım ve haklı çıktım. Kervan daha da büyüyecektir. Burada bize ayrılan köşe yetmeyeceği için daha fazlasını yazamıyorum. Ancak ne itiraflar var ki gırla gidiyor. Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı yaparak bir yere geleceğini sandığını, bunun dışında Erdoğan'ın karşısında kılını bile kıpırdatamadığını, besledip kaybettiklerini yazan yazana maşallah. Medyalarıyla, liderleriyle Türkiye'ye saldırdılar. Avrupa başkentlerinde, seçim meydanlarında bile Erdoğan düşmanlığını ön plana alarak oy istediler. Yaptırımlar uyguladılar, ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir adım ileri gidemediler, tam tersine geri adımlar attılar ve Avrupa'da kamuoyu nezdinde rezil oldular. ABD bile bize yaptırım kararı alarak kendi ayağından vurdu. Bugün gelinen noktada derin ABD'nin en güçlü mekanizması olan silah lobisi bile ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine kararları önleyecek ya da frenleyecek bir çırpınanlar silsilesine döndü. Şimdi ABD'de onlar ambargo dahil bazı yanlış icraatların Türkiye'yi daha da güçlendireceğini, yerli ve milli savunma sistemlerini üretir hale getirdiğini haykıranlar kulübü oldular iyi mi? Dedik ya 21. yüzyıl Türk ası olacak diye. Boşuna söylemedik. Bize karşı her hataları ve düşmanca tutumları Türkiye'yi daha da güçlendiriyor. Bunu ben söylesem bazıları gülecek kadar uzaylı takılıyor içimizde. Allah'tan Avrupa basını da horlamaktan çıktı da yazmaya başladı. Daha çok yazacaklar zavallılar. Bekir Hazar İsmail Çağlar Riya Ali Bey'in Deva Partisi birinci olan Büyük Kongresini gerçekleştirmiş. Nereden bakılsa büyük bir gelişme. Büyük Kongre'yi de gerçekleştirdiklerine göre herhalde seçime katılma hakkını kazanmış oluyorlar. Olası bir seçimde Kılıçdaroğlu'nun sahibinden az kullanılmış vekillerini kiralamak zorunda kalmayacaklar. Gerçi Ali Bey, liberal değerleri canı gönülden bağlıdır. Herhalde müşterisi olan bir malın pazarda satılmasına pek itirazı olmazdı. Neticede alan razı, veren razı. Laf masraftan açılmışken Ali Bey'den göz dolduran Büyük Kongre'nin ve dahi partinin diğer faaliyetlerinin masraflarının nasıl karşılandığını açıklamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar hangi partiden masraflarını açıklamasını istedin diye kızmayın hemen. Ali Bey gibi şeffaflığı virdi daim etmiş bir siyasetçiden değirmenin suyunu sormayacağız da kimden soracağız? Bir de Muharrem Bey var ama ona kimse sormuyor. O kendi kendine sorup kendi kendine cevaplıyor. Evden erzak getiriyorlarmış, onu yiyip içip geziyorlarmış. Yerseniz tabii. Yemezseniz de paket yaptırırsınız. Biz tekrar dönelim Büyük Kongre'ye ve kongrede Ali Bey'in titreyen çenesine. Doğrusu etkileyici bir manzara. Ali Bey kıymeti ablasının başörtülü olduğu için Ottü'de gördüğü zulüm ve baskıyı anlatırken birden hisleniyor. Kısa bir an duraksıyor, hafiften eli titriyor, gözleri buğulanıyor. Bir yudum su içip derin bir nefes aldıktan sonra konuşmasına devam edebiliyor. O esnada Ali Bey'in partidaşları da duygu coşkunluğuyla nara atıyorlar. Slogan atarak Ali Bey'e destek olmak isteyenler oluyor ama kitle bir arada olmaya pek alışık olmadığı için başaramıyorlar. Aslında iyi de yapıyorlar. Maazallah slogan atmaya başlarlarsa eski alışkanlıkla Recep Tayyip Erdoğan diye bağrı verebilirler. Bilinçaltı bu. Nerede ne zaman meydana çıkacağı belli olmaz. Pek tabii ki kardeşinin yaşadığı başörtüsü zulmü Ali Bey'i hislendirecektir. Bir kardeş olarak rahatsız olacak anlatmaya çalışırken boğazı düğümlenecektir. Haşa Ali Bey'in duygulanmasını sorgulamıyor, rol yaptığını iddia etmiyorum. Kardeşi nihayetinde neden duygulanmasın ki? Birçokları gibi başörtüsü yasağının kalkmış olmasını Ali Bey'in ya da bir başkasının başına kalkacak da değilim. Siz ve sizin gibilerin şimdi arkasından atıp tuttuğunuz Tayyip Erdoğan olmazsa o yasak hala devam ediyordu da demeyeceğim. Hakikat böyle ama söylemeyeceğim. Çünkü hakikat kendi başına kavrayamayana sokma akılla hiç kavratılamaz. Ali Bey'e AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde partisine oy atmış bir seçmen olarak bu konuyla alakalı bir soru sormak isterim. Okur mu, okumaz mı, tenezzül buyurup cevap verir mi, vermez mi bilemem. Ama sorum şu. Sizin bu ülkede bakanlık ve başbakan yardımcılığı yaptığınız dönemde başörtüsü yasa her alanda tamamen kalkmamıştı. Yetki sahibi olduğunuz ve ne söylediğinizde bugünkünden daha fazla kulak kabartıldığı dönemlerde, üniversitelerde, kamu kurumlarında, mecliste, adliyelerde ve daha birçok yerde başörtüsü yasaktı. Sizi bu kadar üzen, çenenizi titreten, boğazınızı düğümleyen, sesinizi boğuklaştıran bu yasak hakkında o zaman neden konuşmadınız? O zaman neden başörtüsü yasağının ne büyük bir zulüm, ne büyük bir saçma uygulama olduğunu bu kadar kesin ve net dile getirmediniz? Kaç defa meydanlara çıktınız başörtüsü yasağı için? Hiç üniversite kapısında eylem yaptınız mı? Anayasal düzeni değiştirmekle yargılanan başörtülü öğrencilere destek için adliyeye gittiniz mi? Yoksa söylemek, yapmak istediğinizde dönemin şartları geri susmak zorunda mı kaldınız? AK Parti'nin MKYK toplantısında bakanlar kurulunda konuyu gündeme getirdiniz. Yasağı kaldıralım bunun için ne gerekirse bedel ödeyelim dediniz de, genel başkanınız Recep Tayyip Erdoğan mı kabul etmedi? Sizi sakinleştirmeye şimdi sırası değil Ali Bey diyerek vazgeçirmeye mi çalıştı? Yasağı kaldırırsak bedeli çok yüksek olur, ülkede gerginlik çıkar sözleriyle sakin, uzlaşmacı hatta tavizkar olmaya mı davet etti? Bir cevabınız var mı Ali Bey? Bu arada büyük kongrenin koşuşturmacasından belki fark edememişsinizdir Ali Bey. Paçanızdan vıcık vıcık bir şey akıyor. İsmail Çağlar